Taze Arap çorbası pişti. Bak gelin acık iç. Kızın da biberonunu onu getirdim? Sağ ol Dicle. Ay, pek pamuk. Ben verem mi mamasını? Pek özlemişim bebek bakmayı. Sen de çorbanı içersin sıcak sıcak ha? Ah ver. Ah. <laughs> ne güzelmiş böyle benim güzel kızım. Hadi, hadi al bugün. İç bakalım. İşte büyü, ha? Beğenmedin mi yoksa? Yok be Dicle, canım sıkkın. Burada böyle habersiz oturmak insanı delirtiyor. Kızı merak ediyorum. Ne kadar korkmuştur yavrum. Allah kuvvetini verir. Korkmaz o. Dirayetli kızdır. Neler gördü geçirdi o kız. Alışkındır. Ya yapma için de aynı şey mi? O annesi. Ben onun küçükken sütüne hep bir damla... ...kedi otuyla oğul otu damlatırdım. Ne korkusu kalırdı ne siniri. Tereyağı gibi kız oldu bak. O ne ya? Sinire, korkuya, kötü rüyaya... ...huzursuzluğa karşı pek iyidir. Sümbül anne de bilir bak sor istersen. Bana bak. Bu biberona da abuk sabuk şeyler koymadın değil mi? Aa, sana sormadan koyar mıyım gelin abla. Bir tek odasına lavanta kesesi astım. Mis kokular içinde uyusun diye. Dilara'ya göre bir ilaç bulamadın mı bunca yıldır peki? Aa bulmaz mıyım? Hastanelikti bir aralar. Kaç senedir giyinip kuşanıp insan içine çıkabiliyorsa... ...bin bir deli otu sayesinde çıkabiliyor. <laughs> Ama ilacın tesiri bir yere kadar. Ötesini halledebilmek <laughs> için şöyle güçlü kuvvetli bir adam gerekiyor. Doğru. <laughs> Erkek kurusu bulup, yemeğine damlatamıyorsun tabi. Eyvallah. Hayrola? Bu kadar komik olan ne? Bana da anlatın. Koca karı ilaçları anlatıyordu da Dicle. Hayalim bu kız ya. Ay Dilara nasıl? Sonunda uyudu. Anca tesir etti ilaçlar. Siz de uysanız biraz. Daha birkaç saat bekleyeceğiz. Nerede kızım? Gözümü kapattığım anda çocuk gözümün önüne geliyor. Ne halde bulacağız acaba? Korkudan ne haldedir kim bilir.